güzellerim, hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yeni videomuza, yeni günümüze güzellik getirdiniz. Nasılsınız arkadaşlarım, iyi misiniz? Umarım iyisinizdir, umarım her şey yolundadır, her şey gönlünüze göre oluyordur. Bizleri soracak olursanız, çok şükür Allah'a telaşlı bir güne daha başladık. Cansucuğum evimizi süpürüyor. Ben de şöyle kahvaltı hazırlığına başladım. Çayımızı demledim, biberlerimizi yıkadım, temizledim. Patatesimizi soydum. Kahvaltı hazırlığına geçiş yaptım arkadaşlar. Arkadaşım gelecek kahvaltıya. Onun için şöyle hızlı bir hazırlık yapmaya çalışıyorum. Dedim evde biberim varken şöyle güzel domatesli sarımsaklı bir biber kızartması yapayım. Sonrasında diğer hazırlıklara geçiş yapacağım. Çok güzel geçsin günümüz arkadaşlarım. Çok güzel, bereketli, huzurlu ve mutlu geçsin inşallah. Bilmiyorum ki nerede o yaramaz. Havaları tırmaklıyordu. Biz ne yapalım, nasıl değil? Geldik yemine. Çaya gerek yok. İstemiyorum. Evet, tamam. Benim şeyim var, değil mi? Tamam, sokuldu artık işte. Ne, tırvazol mu? Ne, değil mi? Yok, tırvazol dedi, işe yaramaz dedi. Ya. Ne verdi ya o? Çocuğa bugün sabah fark ettim işte severken. Canım ayak kim? Yanlış kedi, çok hangi kedi oğlum? Bizimki mi? He? Üzüm mü? Yok. Bu zıpladı şimdi. Diğeri de şey yaptı. Ha. Üzüm çok seviyor ya onu. Arkadaşlarım şöyle masamız hazır. Misafirimiz geldi. Emineciğim, Eymencim geldi. Tatilciler geldiler. Hoş geldin Emineciğim. Diğer kızları getiremedik. Evet. Uymadı. Aynen. İşleri varmış. İkimizi kahvaltısını yapmış falan, hepsiyle görüştük. Şimdi şöyle biber kızartmamız, peynirimiz, patatesimiz, en hızlısından ne varsa Allah bereket versin diyelim, hazırladık. Emineciğim de gelirken simitimizi, ekmeğimizi aldı. Şimdi çaylarımızı dolduralım ve afiyetle karnımızı doyuralım bakalım. Allah'ım bereket versin, Allah'ım olmayanlara da versin. Kimseyi açlıkla, yoklukla imtihan etmesin inşallah. Mutfakta sıcakladık arkadaşlar. Haydi Emineciğim dedim balkona. Balkona gidelim. Çaylarımızı da Emineciğim tazeledi. Şimdi şöyle şurada bir sohbet muhabbet edelim bakalım, keyifli keyifli. Tatil nasıl geçmiş bir öğrenelim. Bunlar tatil kaçağı arkadaşlarım. Haberiniz yok, tatilden geldiler. Nerelerdeydin, anlat bakayım, nerelere gittiniz kısaca? İki gün İzmir'deydik, oradan işte 3-4 gün Didim'e geçtik. Ha, Arzu'yla beraber kaldık. Arzu'yla beraber, eşlerle beraber, hep beraber güzel bir tatil yaptılar. Evet, iyi oldu. Yazı kapatıyorlar onlar artık. Olmaz mı canım, ne güzel gittiniz geldiniz. Rabbim daim eylesin. İnşallah seneye de gitmek nasip olsun. Çok daha güzel. İnşallah beraber gidelim. İnşallah, inşallah. En büyük umudumuz beraber gidebilmek sonraki tatillerde. Neyse bakalım arkadaşlar, şöyle balkonda efil efil azıcık çayımızı içelim. Tatil sohbeti muhabbeti yapalım bakalım. Arkadaşlarım Ali Beyciğim geldi. Sümeke getirdi. Ha, orayı tamam alalım. Ali Beyciğim geldi, bizim hummalı bir işimiz var. Gördüğünüz gibi proje çiziyoruz burada arkadaşlar. Emineciğim sümeke dik sümeke var. Proje çiziyoruz arkadaşlar. Takip devirecek mi? Dur bir dur. Arkadaşlarım biz kahvaltı yapıyorduk. Sonrasında Ali Beyciğim dedi ki ben arkadaşla geliyorum, kilere bir düzenleme yapacağız. Kileri ayarlayacağız. Tamam gel dedim. Ne olduğunu da çok anlayamadım gibi oldu. Şimdi kilerde bir şeyler yapılıyor arkadaşlar. Anlatırım size de. Bir halledelim şöyle Ali Bey'i. Konservelerim bulan bir ileri bir geri. Ay, arkadaşıyla gelmiş Muhammed'le beraber.
Bir halledelim bakalım, göstereceğim size de inşallah, anlatacağım durum bakalım. Çiz üçgen projeyi Ali Bey. Bak bak şöyle kesersin şöyle. Kafana gelen yeri. Üçgen keseceğiz orayı. Tabii daha mantıklı. Yok ya, ne üçgen olduğu gibi keseriz işte şu ayak yerinden o zaman. Ayağa dokunmadan şöyle. Bakarız böyle. İşte kapağa ne kadar geliyor. Yani ediyor. Kesilebilir. Yani. Bence eski şekilde. Hani koyarken gibi. Köşeli olmasın yani. Koyarken şimdi sırtına. Duvara kırma işin çıkmayacak. Sırtına geçebilir orası. Biz bunu ne yapıyoruz? Sen onu bir söyle arkadaşlarımıza. Neyin yerini ayarlıyorsun sen? Konserveleri düzgün bir yere koymaya çalışıyoruz. Domatesler çok pahalı. Değil mi? Eski haline mi alıyoruz abi? Eski haline mi çevirelim o zaman? Aman konservelerim. Ben bir kere ne yaptım görün. Arkadaşlarım biz hazırlandık. Emineciğimle beraber şu kestiremediğim tülümü alıyorum ve hemen mağazaya götüreceğim. Ve ortadan ikiye böldüreceğim arkadaşlar. Şunu bir alayım. Bu kornişleri de ta buraya kadar niye yaptırdıysak arkadaşlar. Neyse bakalım, hemen poşetlemem lazım şunu. Biz şimdi çarşıya geldik. Emineciğim beni bıraktı. Aracı park etmek için yer arıyor. Ben de tülü bırakacağım arkadaşlar. Komşumuz bir yer söylemişti. Araştırmıştım işte. Ha geldin mi? Emine sen geç, Yeliz abla ben gelirim yanına demişti. İşte arkadaşlar şimdi atölyeye uğradım ben. Bayan arkadaş orada değilmiş. 10 dakika sonra gelecekmiş. Bir 10 dakika oyalanacağız bakalım. Şimdi züccaciyeye geldik. Tül için birazcık oyalanacağız arkadaşlar. Bir bakalım şöyle neler varmış. Neler gelmiş. Lexi boncuk tepsi gelmiş arkadaşlar. Böyle kahve sunumlarında çok güzel oluyor biliyorsunuz. Sunumcular bilir. Aa, çok güzel bir çiçeklik var bir de bakın. Şöyle bakar mısın ne kadar güzel duruyor. Gayet hoş arkadaşlar. Ölçüsünü alıp bakmak lazım. Bizim balkona da güzel olur aslında da işte nereye koyacaksınız, neresine? Ayrı ayrı değil, montaj birbirine monte etmişler. Ayrı ayrı olsaydı değerlendirilebilirdi. Şimdi diyeceksiniz ki Yeliz'cim fazla doldurma balkonu diyeceksiniz. İnanın doldurmak istemiyorum. Böyle az öz eşyayla güzel bir hava vermek istiyorum, hava katmak istiyorum. Ay tabaklar nasıl güzel, çok güzelmiş. Şöyle, evet şöyle 49,5 arkadaşlar. 50 TL diyebiliriz. 6 kişilik servis alsak 6 kere 5 30 300 TL. 8 tane var burada. Şöyle kasesi de var arkadaşlar. Yemek tabağı gibi diyebiliriz. Yemek tabağı da 45 TL. Yok, pasta tabağıymış. 45 TL olan. Çok güzel şeyler var. Tabaklar çok güzel. Emineciğim de Eymen'e kırtasiye şeyleri bakıyor arkadaşlar. 42,5'muş bu çerezlik de çok güzel. Hızlı bir çarşı gezmesi dolaşması oldu arkadaşlar. Bakın Cansu'cum için aldım. Ben de çok seviyorum. Cansu da çok seviyor. Evdekiler de seviyorlar. Şimdi yalan yok. Tatlı aldım arkadaşlar. Hızlı bir gezme dolaşma oldu. Tülü verdik ettik. Böyle Emine ile sohbet muhabbet derken eve geldik işte arkadaşlarım. Emine'ye dedim gel Emine biz de yeriz yaparız. Taze fasulye var. Yani dolapta pişecek fasulyem var. Yaparız pişiririz. Kadir de gelir dedim. Yok Geliz abla gideyim dedi, tatilden geldikleri için çamaşır işleri çokmuş. Neyse eve gideyim de arkadaşlar.
Konuşuruz yine. Anlatacaklarım var zaten size. Eve bir girelim bakalım. Bugün hızlı geçti bayağı. Eve girer girmez hemen şöyle soyadan köfte yapıyorum arkadaşlar. Cansu'cum kıyma yemiyor biliyorsunuz, artık vejeteryan oldum. Tavuk etini de bıraktı arkadaşlarım. Tavuk eti de yemiyor. Köfte şöyle yapacağım. Hemen soyayı ıslamıştık evden çıkmadan önce. Suyunu süzdürdüm, sıktım. 2 tane yumurta kırdım. Ekmeğini ufaladım. Bol baharat koydum arkadaşlar. Sarımsak, maydanoz. Böyle tatsız tuzsuz gibi oluyor. O yüzden bol baharatla çok daha lezzetli bir hale geliyor bu soya köftesi. O yüzden böyle baharatı falan az tutmadım, yani bolca ekledim. Şimdi güzel bir şekilde yoğurma yapacağız. Şefikam da tamire gitti bugün arkadaşlar. Ali Beyciğim geldi. Hemen şöyle bir güzelce köftemizi yapalım. Yanına artık makarna mı yaparım, ekmek arası mı olur? Nasıl yaparım bilmiyorum. Onu da bir ev ailesine soracağım. Burada da konservelerim bekliyor arkadaşlarım. Çünkü kilerle alakalı farklı farklı planlarımız var. Farklı farklı bir yola girdik gibi oldu. Anlatacağım, söyleyeceğim size. O yüzden şimdi hala burada bekliyorlar. Yani belki dersiniz ki Yeliz'cim ne kadar beceriksizsin, konservelerini tezgahtan kaldıramadın diyen arkadaşlarım olabilir. Valla beceriksizlikten değil de böyle her şeyin yerine oturmasını beklediğim için, bazı planlarımız olduğu için bu şekilde oldu. O yüzden bekliyor, yani açıklamasını da yapmak istiyorum. Bazen üstümde o kadar büyük bir psikolojik baskı hissediyorum ki arkadaşlar, konuşmalarımdan, sözlerimden dolayı böyle cımbızlanacak, alınacak, eleştirmek için fırsat kullanacakmış gibi hissediyorum çoğu zaman. O yüzden böyle açıklamak zorunda hissediyorum. Her neyse, herkesin canı sağ olsun. Bakmak var, bakmak var, görmek var, görmek var, görmek istediği gibi görmek var. Sağlık olsun, herkesin canı sağ olsun. Şimdi şu köftemizi yoğuracağım. Kadriyeciğimin göndermiş olduğu Brita sürahimizi de, su arıtmalı sürahimizi de bugün kullanmak nasip oldu. Çünkü evimizde su yoktu, kahve yapmaya su yoktu. Hemen Cansu'cum baktı. Ondan sonra suyumuzu da arıttık, içtik. Bir güzel Kadriyeciğim kesene bin bereket. Rabbim kesedi bir göstermesin. Çok teşekkür ediyorum canım benim. Daha fazla konuşmadan şöyle köftemizi hemen bir şekillendirelim. Akşam yemeğimizi yiyelim. Karnımızı doyuralım. Günümüze devam edelim inşallah. Ve köftelerim hazır arkadaşlar. Şöyle. Yani normal köfteden hiçbir farkı yok gördüğünüz gibi. Lezzet olarak da güzel olmasını isterseniz bol baharat, bol sarımsak eklemek mantıklı oluyor. İlk yaptığımız zaman şeyi az olduğu için, böyle baharatı az olduğu için pek lezzetli olmamıştı. Birkaç tane pişirmiştik, denemiştik. Baktık lezzeti az. Sonrasında sürekli baharat eklemesi yapmıştık. Bol sarımsak eklemesi yapmıştık. O şekilde pişirip yemiştik. Gerçekten lezzetli oluyor arkadaşlar. Tabii ki kırmızı et gibi o kadar lezzetli olmuyor. Onun o etin yağı başka, biliyorsunuz. Şimdi şunları bir pişirelim. Ekmek arası yapacağım arkadaşlar. Şöyle domatesli. Ondan sonra domatesli, soğanlı, mısır gibi bir ekmek arası yapalım. Karnımızı doyuralım bakalım. Yanına da şöyle güzel bir ayran yaparız. Köpük köpük. Mis gibi olur. Şöyle ekmek arası yapacağımız her şey hazır arkadaşlar. Hatta bir taraftan yemeye başladım bile ben. Bakın şöyle. Gayet köfte gibi oluyor. Lezzeti de benziyor arkadaşlar gerçekten. Protein açısından da çok zengin. Şöyle kahvaltıdan kalan salatalığımız vardı. Domatesin üstüne domates ekledim. Soğanımızı doğradım. Hemen ekmeğimizi alacağım. Masaya geçeceğim. Su, ayran yapacağım. Ondan sonra şöyle güzelce karnımızı doyuralım. Bugün de böyle olsun bakalım. Ondan sonra devam edeceğiz. Aman Allah'ım, o da ne? O da ne? Lokumun kamyonu mu çalışmış? Açayım anne. Açayım da bak. Dur. Bak hadi. Bak çocuğum. Teyzeleri bakın, teyzeleri, teyzeleri. Lokumsu kamyonun çalışmasıyla harekete geçti. Yavrum benim ya. Annesinin bolu bolu. Annesinin pıtırcık yavrusu annesinin. Annesinin pıtırcık yavrusu. Gidiyor mu kızım acaba? Anneciğim ha, açtı kamyon şoförü. Kapıyı açtı ha. (Gülüyor)
Salon camına mı gideceksin yoksa? Anneciğim. Ay, kapı kapalı. Gel. Gel açayım, gel. Gel. Gel kızım. Geç hadi, gideceksin. Hadi. Git çocuğum. Ay, nesin ağırsın nesin. Salon camına gidiyor. İzlesin minnoşum. Kamyonunu. Lokum, kapanışı senle yapalım annem, hadi. Hadi kızım. Kapanışı senle yapalım. Teyzelerine hoşça kalın de. Ha, diyecek misin? Saat geç oldu teyzelerim, biz uyuyacağız artık diyecek misin anneciğim? O bebeğim. O bebeğim. Papatyam. Güzel kızım benim. Ha annem. Tırnak takma oralara, tırnak takma oralara anneciğim. Güzel kızım benim. Pamuk. Pamuk. Annesinin pamuğu, annesinin güzel annesinin. Oo, tamam ben öbür tarafa gideyim. Seni rahatsız etmeyeyim ben. Etmeyeyim annem, etmeyeyim. Uykundan da etmeyeyim ben seni rahatsız etmeyeyim. Minnoşum. En güzel hali uykulu hali arkadaşlar. Yoksa çok cadıyız biliyorsunuz. Bebeğim. Ay. Ay kurban olsun annesi yaradana verene. Annesi kurban olsun yaradana verene. Isırma elimi, ısırma elimi. Annem. Annem düşersin aşağı. Ay şöyle düşersin bizim. Aşkım. Yeter bu kadar, tamam. Heh. Sen uyu, tamam mı? Sen uyu anneciğim, tamam mı kızım? Yerim o ağacını, papatyam. Güzel kızım benim. Benim güzel kızım. Cansın can. Cansın minnoşum benim. Oh. Oh. Güzellik. Lokumu da sevdikten sonra geldim karşınıza arkadaşlarım. Minnoşum tam karşımda uyuyor. Çok tatlı teyzeleri ya. Çok 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 yaramaz ama çok agresif oluyor bazen ama çok tatlı, çok sevimli. Selam olsun pati dostlarına, sevenlere, zarar vermeyenlere, sevmediği halde, dokunamadığı halde, evinde bakamadığı halde, sokaktaki canlara sahip çıkan pati dostlarımıza çok selamlar gönderiyorum arkadaşlarım. Yani herkes alacak, evinde bakacak diye bir şey yok. Zarar vermiyorsanız siz de bir hayvan seversiniz. Çünkü zarar vermemek de çok büyük bir şey. Kimisi böyle elinden gelen her türlü yapabiliyor hayvanlara. Rabbimiz sessiz kullarına kıyabiliyor yani. Halbuki onların da duyguları var. Onların da kendine göre bir yaşantısı var işte. Minnoşlar ya. İşte siz anladınız benim ne demek istediğimi. Ay bugün de böyle bitirdik arkadaşlarım. Uyku saatimiz geldi. Karnımızı doyurduk. Ali Beyciğim maç izledi. Canerci'yle beraber maç izledi. Biraz Caner'le sohbet ettik. Biraz Cansu'yla sohbet ettik. Bugün de böyle tamamladık. Vallahi ne diyeyim arkadaşlar. Yani o kadar şey yapıyorum ki böyle. Böyle kelimeler cımbızlanıyor ya böyle, seçiliyor. Yani genele değil de hani benim söylediklerimin genel olarak ne söylediğimi değil de İçinden böyle bir iki laf alınıyor, o laftan yürünüyor, gidiliyor ya. Bu durum beni gerçekten çok üzüyor. Ama kimseye bir şey demiyorum, demeyeceğim. Ben videolarımı çekmeye, sizlerle her gün elimden geldiğince buluşmaya devam edeceğim arkadaşlarım. Sizler burada olduğunuz sürece ben buradayım. Her zaman buradayım biliyorsunuz. Elimden geldiğince günlük hayatımı çekmeye devam edeceğim. Adı üstünde günlük vlog, günlük hayat. Ben ne yaşıyorsam onu çekiyorum. Hani Aslı'ya gittiğim için 3-4 gündür aynı şeyleri çektiğim için eleştiren arkadaşlar olmuş. Olabilir, eleştirsinler. Şunu söylemek istiyorum, bir kez daha söylemek istiyorum. Ne zaman ki benim sevdiğim bir arkadaşımın bana ihtiyacı varsa, bana ihtiyacı olduğunu düşünüyorsam, yanında olmaya ihtiyacım, benim de onun da ihtiyacımız olduğunu hissediyorsam, İyi günde de kötü günde de ben sevdiklerimin, beni sevenlerin, bana değer verenlerin aynı oranda böyle karşılıklı
değerin, sevginin, saygının olduğu kim varsa, bana ihtiyacı olduğunu düşündüğüm kim varsa evimin işini de bırakırım. Çoluğumu çocuğumu da bırakırım, eşimi de bırakırım. Yanında olurum, olmaya da devam ederim. Ne şartta olursa olsun. O yüzden benim şimdi bugün Aslı arkadaşımın ihtiyacı olduğunu düşünüyorsam ki Aslı çok ince, çok hassas, çok duyarlı bir insandır. Hiç aklınıza gelmeyecek şeyleri kendi kendine düşünüp dert edinebilir. Sizin aklınızın köşesinden bile geçmez hani. Dersin ki ay sen bunu nasıl düşündün de buna üzüldün gibi falan, çok incedir gerçekten. Arkadaşımın bana ihtiyacı varsa ya da başka bir arkadaşımın bana ihtiyacı varsa ben mutlaka onun yanında olmak isterim arkadaşlar. Siz de olmak istersiniz, istemez misiniz? Yani şimdi günlük vlog çekiyorsunuz diye, sevenlerinizle buluşuyorsunuz her gün diye, sevenlerinizle ünlem işareti nasıl yapıyorlar, şöyle mi yapıyorlar? Ünlem içine alıyorum. Sevenlerinizle buluştuğunuz bir mecra varsa günlük vlog çekiyorsunuz diye arkadaşınıza arkanızı dönebilir misiniz? Yapabilir misiniz bunu gerçekten? Ben yapamam. Ne yapabilirim ne kendime yakıştırabilirim. Arkadaşlarım yani gerçekten sizin de yapacağınızı düşünmüyorum. Soruyorum size yani gerçekten siz şimdi benim yerimde olsaydınız, size ihtiyacı olan bir arkadaşınız olduğunda sırf böyle dolu dolu video çekeceğim, dolu dolu işte paylaşım yapacağım diye arkadaşınıza arkanızı dönüp bir kenarda onu bırakabilir miydiniz? Ben bırakamam. Bırakamazdım, bırakmadım, bırakmayacağım da. Rabbim bundan sonra da hani kötü gün göstermesin. Hiç kimseye, hiçbir sevdiğime kötü gün göstermesin. Hadi oldu ki gördük. Hiçbir zaman arkamı dönüp gidemem arkadaşlar. Gitmek de istemem, kendime de yakıştıramam. Beni gerçekten severek izleyen herkese de çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız. Rabbim gerçekten hani iyi ki yollarımızı kesiştirmiş. İyi ki yollarımızı denk getirmiş diyeyim. Bana bir şekilde ulaştınız, bir şekilde buldunuz. Ben de sevenlerimin hatırına, gerçekten aslına bakarsanız YouTube çok zor bir mecra. Gerçekten zor bir mecra. Videoyu çekmesi, şunu bunu zaten çekerken ederken yoruluyorsunuz. Bir de üstüne böyle gelen yorumlar da canınızı sıkıyor. Siz mesela içinizden okuyup da canınızın sıkıldığı olmuyor mu? Hani oluyordur. Mutlaka oluyordur. Hani olanlar vardır. Yorumları okuyan arkadaşlarım var biliyorum. Az sonra da yorumlarınıza dönüş yapacağım inşallah. Zor bir mecra. Yani psikolojik olarak insanı zorlayan, yıpratan bir mecra. Mesela bu balkon takımını hani aldık çok şükür Allah'a. Rabbim çok beğenmişsiniz. Çok teşekkür ediyorum. Rabbim kim ne istiyorsa, gönlünden neyi geçiriyorsa, neyi istiyorsa evinde almayı, görmeyi, o eşyayı kullanmayı istediğiniz ne varsa yani bilemem ne varsa gönlünüzde yatan ne varsa Rabbim sizlere de nasip etsin. En kısa zamanda en güzelini, en içinize sineni nasip etsin. Ben şimdi balkon takımımız geldi içime sindi diye çektim ettim konuştum. Görgüsüz gibi oldum. Ama ben bunu aldığım zaman bir sorun yaşamışım, bunalmışım. Evime istediğim takım gelmiş, istediğim gibi olmuş. Bunun sevincini burada paylaşmışım. Görgüsüz gibi olmuşum. Anlam veremiyorum. Ben gerçekten anlam veremiyorum. Yani mutsuzsan, videolarımın içeriğinden sıkılıyorsan, aynı şeyleri yapıyorsam, aynı şekilde ilerliyorsam, kimse hani izlemek zorunda değil baktığınız zaman. Beğenmiyorsan izlemezsin. Sevmiyorsan izlemezsin. Yani ben öyle yaparım şahsen. Hani hoşlanmadığım biri ise, hoşlanmadığım bir şeyler yapıyorsa ya da sıkılıyorsam, ya da yani o enerjiyi alamıyorsam kimse beni mecbur tutamaz. Değil mi arkadaşlarım? Ben sevenlerimle, sevenlerim için her zaman elimden geldiğince buralardayım. Çok fazla konuşmak istemiyordum ama susamıyorum bazen. Kendimi de yanlış ifade etmek istemiyorum. Aslında ben size neler anlatacaktım, neler söyleyecektim kilerle alakalı. Neyse hemen bu konuyu kapattım. Sevenlerime tekrardan çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız, iyi ki hayatımdasınız. Rabbim güzel gönlünüze göre versin inşallah. Hiçbir zaman izleyiciyle polemik yaşamak istemiyorum. O yüzden dedim ya böyle konservelerde konuşurken hani böyle psikolojik baskı hissediyorum. Hani cımbızlanacak, alınacak, edilecek diye. Neyse bakalım bu konuyu burada kapattım arkadaşlarım. Kiler konusuna gelelim arkadaşlar. Evet. Ne yaptık? Ne yaptık? Bence birçoğunuz tahmin etmiştir.
şartları, imkanları zorladık ve arkadaşlar kurutma makinesi almaya karar verdik. Artık havalar değişmeye başladı. Bahar geldi. Baharın sonu. Allah nasip ederse kış. Evimiz kalabalık. Çocuklarım var. Minnoşlarım var. Yıkıyoruz, asıyoruz, kurutamıyoruz. Bir çamaşır sıkıntısı oluyordu. Ali Beyciğim dedi, alalım. Alalım dedi. Ben dedim, Ali alabilir miyiz, ödeyebilir miyiz falan. Alalım dedi. Çünkü her gün geçtikçe biraz daha hani artıyor, zamlanıyor. Ve gerçekten hep sizler de söylüyorsunuz bana. Yeliz'cim kurutma makinesi al, en büyük rahatlık. Yeliz'cim kurutma makinesi al, en büyük rahatlık. Ağlamanın ucundan döndüm. Ağlamadım, ağlamayacağım. Ağlamaya da gerek yok, boş verin neyse. Hep alın diyordunuz ve ben hemen hep şey diyordum, hani şu an imkanımız yok, hani şu an alacak gücümüz yok. Ve ben sizden hiçbir şey de saklamıyorum. Bu yüzden çok konuşuyorum belki de arkadaşlar. Hani her şey olduğu gibi aktarıyorum ya size. O yüzden böyle çok konuşuyorum oluyor. Seviyorum ben paylaşmayı. Yani belki de hiç bu kadar çok şeye girmemek lazım. Bilmiyorum, hani izlediğiniz insanlar belki de bu kadar çok detaya girmiyor. Bilmiyorum, neyse. İmkanlarımızı dedik hani zorlayalım birazcık. Alalım. En büyük zaruri ihtiyaçlardan biri de o. Çamaşır makinesinin üstünde tahtamız vardı biliyorsunuz arkadaşlar. Ve makinenin üzerine kurulacak. O yüzden hani o tahta büyük olsaydı hiç ellemeyecektik. Tahta böyle şu kadar bir aralık kaldığı için şöyle işte makinenin dışında. Makinenin üstüne oturtturamayacağımız için o tahtayı Ali Beyciğim bugün arkadaşını getirdi ve söktürdü. Konservelerimi bir ileri bir geri oynattılar ettiler. Ay dedim kapak atacak, birbirine vuracak falan, Muhammed dikkat et falan dedim işte. Arkadaşına da gençten bir arkadaş, hani ismiyle hitap edebiliyorum. Öyle olunca onun yerini ayarlamaya çalıştık arkadaşlarım. Yani ben de durumlar böyle. Ben aslında size makineyle alakalı, kurutma makinesiyle alakalı konuşmaya gelmiştim ama düşüncelerimi de paylaşmak istedim. Güzel arkadaşlarım, güzel dostlarım. Ben her gün buradayım. Allah nasip ederse, Rabbimden bir aksilik olmazsa, bir sıkıntı olmazsa ben her gün sizlerle buluşmak için canla başla buralardayım. İnşallah sizler de buralarda olur ve buralarda olmaya devam edersiniz. Rabbim güzel insanlara denk getirsin hepinizi. 10 dakika konuştum gene. Susamıyor bu Yeliz bacınız. Konuşacak şeyler oluyor. Neyse, sizleri çok seviyorum. Ve şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Bir gün eğer sizi çok üzerlerse, çok kırarlarsa, çok incitirlerse şunu, Mevlana'nın şu sözünü hiç unutmayın. Siz bir aynasınız arkadaşlar. Siz bir aynasınız. Karşınıza gelene karşınıza geleni gösterdiğiniz, yansıttığınız bir aynasınız. Size kim nasıl bakıyorsa öyle görüyor. Bunu sakın unutmayın. Hiç kimse için üzülmeyin. Canınızı sıkmayın. Öpüyorum. Sevgiler, selamlar gönderiyorum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın güzel arkadaşlarım, güzel bacılarım benim. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.